Aa. Merhaba. Aa, merhaba, pardon, karıştırdım biriyle. Ha, beni karıştırdınız. Selam. Selam, merhaba. Saruhan Bey'le karıştırdım da sonradan anladım ne Yok olmadı. artık. Ha, yok yani. İsim nedirsin? Benim? Ha, ilk defa gördüm sizi ya. Evet, Deni. Sizin? Deni. Can ben de memnun oldum Deni Bey. Memnun oldum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben mi? Serbest meslek. Polis, O da bayağı iyiymiş. komik bir meslekmiş. Ben gülmedim. Allah Allah. Bircan sen Aha. gergin misin? Yo. Gayet iyiyim. Hani kadınlarda bazen oluyor, sende de mi oluyor? Bazı dönemler gergin oluyorlar. Ha, biz daha son oluyor. Ağrı kesici var yanımda, vereyim mi? Yo, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu beyefendi der Bak, ki. önemli bir telefonum var, bir dakika. Alo? Evet. Ne yapıyorsun lan? İyiyim canım, balığa geldik. Sen de Her şey geliyor yok lan. musun? Ha, yoldayım. Bir şey lazım mı? Yani sen hariç her şey tam. Tamam, geliyorum. Tamam. Şey Şey, Saru. hadi Allah'a emanet. Efendim? Senin Memnun arabanın oldum. sağ Sen kapısı de vardı memnun oldum ya. ben de. Hangi arabam? Cipin. Evet. Artık yok. Nasıl yok? Yok. Aa, ulan bir dakika. Evet. Ben hiç dikkat etmedim bu kapıya. Geldin mi? Evet. Ulan hep Dennis. çizmişsin, mahvetmişsin kapıyı ya. Ha, öyle. Evet. Hayır, Aa, nasıl? hiç Ya öyle bir bir şey dakika. yok. Kesinlikle. Ha, öyle işte. Sarım. Efendim. Aa, kapı yok. Ya kendini tanımıyor musun? Yok, benim arabanın değilse elek ile geliyorsun, değil mi? Yo. Senin jipin demedim mi? Yani ne içtin? Bir şey söyleyeceğim. Benim şu an arabamın sağ kapısı çizik. Bunu sen mi yaptın? Yaptım, evet. Ne, sen Canın sağ nereden olsun. gördün? Canım, arabayı nereden gördün? Araba bende. Hangi araba? Cipim bende. Ha, ben zaten komşunun jipini aldım ya. Komşunun cipini mi aldın? Aa, bir tane kadına tanıştım, onunkini mi aldın ki? Yok lan, bu yanda yok mu bir tane andaval? Ha, direkt yanımız. Ha, bizim arabanın aynısını almış yavşak. Aldım, geliyorum. Hitam, bekliyoruz. Ben de garajda benim jip nerede diyorum ya. Evet, ya şimdi biz 4 kişi gelecek olunca seninkini şey yaptık, benimkiler 2 kişilik ya. İyi yapmışsınız, iyi Araba hiç yapmışsınız. sürmemişsin. Bak şansa bak, Ya. bunun da sağ kapı gitmiş. Onda mı sağ kapısı yok? Ha, bunun da sağ kapısını sürtmüşler. Bak. Araba değil, haberin olsun. Hitam, kilitliyorum hemen. İyi Tamam. hadi. Hitam, öptüm. Hadi öptüm. Bay bay. Ya bak, ben dedim ki Ece, onun arabası bizde, söyle dedim. Polis mi vurdun? Evet. Ne zaman vurdun? Aa, sizin Bir haberiniz yok mu? 4 gün önce. Oğlum, niye Ne dikkat zaman vurdun? çekiyorsun bu kadar? Şimdi şöyle, Saran abiyle bir plan yapmıştık ya. Ha. Ben de bu planı biraz geliştireyim dedim. Hı. Üç ay Çıkması zor diyorsun bir ama. market buldum. Çatısına çıktım. Çıkması zordu baya. Böyle direkten falan çıkıyordum. Polisler de çatıya çıktı. Bir karşılaştık, bir 2 saniye duraksadık. Sonra adam silahını çıkartıp bana ateş edince ben de hepsini vurdum. Yani 3.000 dolar için 3 tane polis. Sana o zaman 5.000 dolar, Adam 10.000 dolar vereyim, tüm polisleri vur. olur. Gerçekten mi? Nasıl bir kafa yapısı ya? Şimdi adam ateş etmeye başlayınca ne yapsaydım? O da Ben de doğrusu. vurdum. Teslim olsaydın. Ateş Ateş etti ediyor. ama. Silahın vardır elinde, o yüzden sıkmıştır. Yok, silahım elimde değildi. Sonradan çıkartıp hepsini vurdum. Yok be. Önce şöyle durdum. Adam çıktı gibi silahına sarılınca ben de hepsini vurdum. Okey. H5 maymunları senden daha Peki, bir zeki. şey söyleyeceğim. Kaç bin dolara karakolu basarsın? Şu tarafa gidelim, gel. Al, istiyorsan direkt basayım da, niye ki? Biz Yo, bu merak gücü böyle ettim. bırakmamıştık ya. Bu çocuğa ne olmuş? Sen eski asker değil misin? Lan adam ateş ediyor bana, ne yapsaydım? Puh, insan meslektaşlarını vurur mu? Utanmaz Adam arlanmaz. şerefsizse ben ne yapayım? Adamlar seni görse var ya, kahrından ölür ölür.
Bir şey soracağım, sen vurmaz mısın? Mesela öyle zorunda bir durumda. kalmak için neden polis durayım? Ama zor durumda kalmış belli ki. Hayır, yine de vurmam. Aynısını yaşadım ben. Ne kadar hapis yattım Engi. Oltadan çantayı çıkarttım. Hapise yattın? Zorunda kalmadıkça. Evet. Neden dolayı yattın? Bir tane gerizekalının soygun planını yanlış uygulamasından dolayı yattım. O gerizekalı şu an ikimizin arasında duruyor bu arada. Şş, bak beyaz saçlı bir tane salak var. Boş yapmayın, ikinizi de vuracağım şimdi ha. Ya bana bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Vur da senin bir hesaplarını telefonla yıkayıp o attığın nude fotoğrafları atayım kimseye anlatmadım. Telefonu kırarsam ne yapabilirsin ki? Allah'ım yarabbim ya. Benim elim bugün olta tutmuyor. Neden? Çalışmayı ben, sevmiyorum. Elimden kayıp duruyor bu benim. Benim de. Nasıl kayıyor ya? ben Kane. Tutmayayım ya. Oğlum imkansız eylem diyor, neden? Şansımı deniyorum, Kane. Bekle. Bu zamanında pandemi. Pandemi mi başladı? Evet. Ay. Rastgele. Oo abi hoş geldin. Hoş geldin bak abi. Bak ne oldu lan artık? Sakin bayat mı yaşamaya karar verdiniz? Evet. Bayağı sakin abi, yanımızdaki 3 tane polis vurmuş. Pat diye söylemeseydin. Hemen söyle. Tam polis vurmuş. Ben de bu. Şu. Almışsın oğlum sen. Abi evet. Çok karışık bir olay. Neyse siktir açın onları polisler konuşun. Polisler bunu basmış, bu da polisler bunu basmış. Anlatsın dinle de. Senin ne yaptığımız bir plan vardı ya abi. Hangi plan? Abi. Çatıya çıkıp gizlenecektik. Tamam. Ben bir market buldum. Çok zor çıkılıyordu. Yani çıkmak için uğraştım bayağı abi. Birkaç kere tekrar ettim bu olayı. Sonra marketin kasiyerine gittim. Kasiyeri soydum. Hemen gittim o bölgeden çatıya çıktım. Ha. Devreye polisleri geldikten sonra o bölgeyi incelediler. Sonra bir tane polis çatıya çıkmaya karar verdi. Sonra o çatıya çıkınca biz bir karşılaştık. Üzerimde maske vardı. Zaten orada olmam ne kadar bahsin mantıklı bilmiyorum. Biraz bakıştık. Sonra silahını çıkartıp hamle yapınca ben de hepsini vurdum. Hepsini mi vurdun? Evet, 3 tane gelmişti. 3'ünü de vurdum. Sen Terminator müsün oğlum? Abi valla geleni vurdum. Şey olmadı, çatıya çıkanı vurdum. Ne yapıyorsun şimdi? Ben gizleniyorum. Biz de kasaba hayatı yaşayalım. Yok, görmediler. Daha demin vurduğum polislerden biriyle karşılaştık. Çok bir şey bilmiyorum. Bu arada yenge senin arabanın kapısını kırdı abi, haberin olsun. Ya ben söyledi Allah, söyledi. Ben söyledim yani. Yani hiç. Ben söyledim yani. Vay. Yemleri çöpürün, iğnelerini takmaya devam eder. Uuu, elime battı lan. Öpeyim mi? Ahem. Tamam, yani şey geç, iyileştirmek açısından ya ben. İlk yardım şeyi aldım da. Abi bugünkü şıklık nereden geliyor? Ne var lan? Biz gibi işte de göle geliyoruz deyince belki bir iki kulaç atarım dedim. Burada atılmaz herhalde ya. Çok balıklı gibi burası. Yerler valla. Yüzülür ne var ki? Yüzmez mi? Vallahi ablam. Oltaya bu kadar balık geliyorsa gerisini sen düşün. Onlar var ya oraya girdiğimiz gibi kıtır kıtır. Vay vay. Sanki pirana tutuyoruz. Birileri balık tutmayı özlemiş. Ben huylanırım, ben giremem, sizi izlerim gireceksiniz. Aralarından bir pirana falan çıkar ondan sonra maazallah. RPG atından mı ya? Hadi bakayım rastgele. Ulan özlemişim lan balık tutmayı. Siz ne yaptınız bakayım, hadi bu adam belaya girmiş de. Mia sen ne yaptın? He. Ben bir şey yapmadım. Öyle gezdim, bizim dolaştım. Bizim bir planımız daha vardı abla. İstersen onu da söyle. Ha evet, biz dün market soyacaktık. Bayağı da güzel bir plan aslında, hoşuma gitti ama biraz masraflı bir plan. Şimdi benim araba var ya. Drafter evet. Olan. Onun aynısının beyazı var. Dedi ki boyatalım dedi.
Sonra soyalım bir yeri dedi. Başkasına kalsın suç dedi. Yani mantıklı geldi ama yakalanırsak arabasının rengini yaptığımız kişi beni öldürür. Kimin arabasıymış o? Şey var ya, Ares, hani köprü altında buluşmuştuk. Ha, şu beyaz saçlı çocuk. Evet. Şeyci. Neydi? Sen söyle. Uyuşturucucu. Uyuşturucucu mu? Öyle yazmışlar. Torbacı. Torbacı. Torbacıyım diyor. Bana öyle mesaj atmışlar. Mia abla atmış. Kimyasal işinde miymiş? Bilmiyorum, torbacıyım ben diyor. Yerini bilmiyorum. Bununla bir görüşelim o zaman. Gerek var mı abi? Oğlum artık şehrin pisliğine indik. Çocuk zehirleyeni ben zehirlerim. Oy. Şş, o dilde bana bakın. Evet abi. Para yok para. Bu akşam bir şeyler yapalım. Oo. Ben de tam aynısını diyecektim abi. Nasıl bir şeyler? Vallahi şöyle bir... Hani baktık şimdi kasiyerler çok bir şey bırakmıyor ama... Bir de bir ufaktan acaba araba parça işine mi girsek? Araba parça. Ben okuyayım abi. Ne yapmak istiyorsanız her şeyi yaparım. Parçada iyi para var abi. Biz yapmıştık bir kere. Zordu ama iyi para kazandırıyor. Kaç kişi yapılıyor? Abi vallahi oraya gidip konuşuyorsun. Tamam, kaç tane arabayla ilgilenebiliyor oradaki elemanlar? 4-5 tane. Bildiğim kadarıyla bir bölge var değil mi? Evet evet, bir tane hurdacı var abi. Vay ya, bu balık niye gelmiyor amına koyacağım ya? Yapma bana derken? Abi ben sana çanta almıştım. Sende varmış zaten. Var oğlum çanta. Paslanmışız, paslanmış. Bana yapma diyordu. Daha önce bakayım hanginiz yaptı şu araba parçalama işini? Ben yaptım abi. Ben hiç yapmadım. Bir de yenge... Mia, ben... sen de evet. Maşallah yani... Yok, biz birlikteydik abi. Hani bir kalp hırsızlığı, ne bileyim bir araba hırsızlığı, bir cartız banka manka, maşallah her şey var canım benim. Geliyor ya elimden bazen öyle şeyler. Yani hiçbir zaman ayrılmayız diyoruz da ben cennete giderken sen cehenneme kayacaksın gibi. Seni de cehennem alalım. Yüksek ihtimal. Orada da ayrılmayız o zaman. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Bir telsiz kodu belirlesek herkes uyandığında o telsize girse nasıl olur? Mantıklı. 26-36 olsun. Kapşonlu. Evet. Dilini mi yuttun lan? Balıklarıma odaklandım. İnsan bir selam verir yarrığa bak. Vermedin mi? Verdim ya. Verdin mi? Verdi abi ya. Ha, bende B12 eksikliği var da. Ayarlayayım mı abi ucuzdan? Çözer misin bir tane? Efendim? Çözeceğim mi bir tane? Çözeyim, onlar kapsül oluyor ama. Dil altları var ya. Tamam lan, fitilliyse sıkıntı yok. Bak 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 bak. Onladım şapari, onladım öf. Hı. Oğlum bunları pişirip yiyelim lan. Öf. Rakı da içer miyiz yanında? İçeriz. Bir gün evin arkasında hazırlayalım bir sofra da. Bir müzik ne müzik ya? Açalım. Ne demek rakı mı ne? Sen içmedin mi lan daha önce? Yok. Aslan sütü. Aslan sütü mü var? Evet, evet. Aynen. Ben de bir kere içtim zaten. Ana sonlu. Allah Allah. Güzel mi ya? Biraz acı. Yani tadını mı soruyorsun, ortamını mı? Tadı da önemli, ortamı da önemli. İşte o ortamı tadını güzel yapanlardan. Kolonya içiyorlar. Vay be. Ama söyleyeyim, daha önce içmediyseniz iki tane dubleye göt verirsiniz ha. Allah bilmiyorum abi yani. Kolonya'nın aynısı. Takılıyorduk biz üniversitede keyinle. Ya oğlum miski miski, içki mi lan? Ne yapıyoruz akşam? Var mı bir şeyler? Dur döneceğim rak konusuna. Abi araba parçalama diyorsan
Her türlü olurum. Ama şimdi şunu bir yapmamız lazım. AJ'nin dediğine göre 4-5 araba girebiliyormuş ya aynı anda. Tamam. Ben diyorum ki direkt 4-5 arabayı aynı anda sokacağımıza patlama ihtimaline rağmen ikili üçlü yapsak. İki ayrı grup diyorsun ha? Aynen. Ama her zaman ekibimiz hep orada olacak. Araba parçalamayanlar gözlemler. Etrafa bakınır. Tamam, o zaman akşam bir planını yapalım bunun. Yapalım. Yapalım. O mekanı bilen kimdi? Biz. Ben abi. Tamam, biz. Oraya bizi götürürsünüz. Şöyle bir planımızı yaparız. Hem bir tanışalım oradaki elemanlarla bakalım. Ece, bunların mekanı mı var direkt? Hı hı. Garip bir semt var. Böyle kara kuru çocuklar takılıyor. Oranın aşağısında. Okey. Abi şimdi şunu soracağım. Sen yokken biz takalım mı bu illegal şeylerde? Atıyorum şimdi kasiyer soygununu az çok çözdük. Araba parçalamayı da çözsek. Sen yokken biz bunlara girişelim diyoruz. Çözdüklerimiz de akın oğlum. Adam polis vurmuş, polis değil mi? Adam oğlum, senin işi ne yapacağız harbiden lan? AJ. Yok abi, benim bir işim yok. Sen neden korkuyorsun yakalanmadıysan? Yakalanmam, bir şeyden korkmuyorum. Hayır, kanını niye almış olabilirler diyor. Aa, bir de şey, vurulmuş çünkü. Bir de Mahir diye birisi aradı. Dedi ki beni arıyorlarmış, polisten duymuş. Mahir kim? Bilmem. Nasıl bilmediğin adam seni mi arıyor? Hı hı. İlan atmıştım ben taksi için. Arayıp söyledi abi. Ben tanıyorum Mahir'i. Ben de tamam dedim. Birisi değil. Soyadı neymiş? Ölmez de galiba. Ölmez. Adını ne, kim olduğunu sorunca şey dedi. Siyah Audi. Sanıyorum öyle dedi. Araba mıymış bu adam? Büyük ihtimalle öyleymiş. Yok, genelde siyah Audi ile geziyor herhalde, onu söylemek istedi. Bilmiyorum. Otobotlardan mı, Decepticonlardan mı? O ne lan? Nasıl bilmiyor musun abi? Ne o? Otobot Transformers abi. Transformers. Ne o? Şey mi? Tekne modeli mi? Bu şey var ya, belki görmüşsündür. Sarı Camaro yapıyorlar. Siyah çizgili. Sarım film. Ha, araba modeli. Ha, film. Hı hı. Yok lan, duymadım. Transformers. Ha, izleriz. Bilmiyorum. Bir ara. Olur. Ama Sarı abini seveceğini düşünmüyorum o filmi. Yok, zaten şey, sırada başka film var. Güzel kız varsa izleriz. Hı? Var abi. Var. Var abi. Kim oynuyor? Hey maşallah. Ben. Eski günler geldi aklıma. Kim oynuyor lan, merak ettim. Ben oynuyorum ben. Ya bırak şimdi. Kim oynuyor ki? Ya çirkin bir kız oynuyor ya, boş ver şimdi. Neydi onun adı ya? Megan'lı bir şey neydi lan? Megan Fox mu? Ha, Megan Fox, evet. Ulan o benim telefonumun şeyiydi, wallpaper'iydi uzun süre. Eskiden ya. Abi yanlış anlama, yeni wallpaper'lık görüntüler var o filmde. Harbi mi diyorsun? Ha. Yani. İşte bizim de telefonun wallpaper'ı yani. Neyse. Güzel film, güzel. Kendim biliyorum. Kadın güzel değil ya. Abi sonuçtan yıldırım mı iniyor aşağıya doğru, ben mi yanlış görüyorum? Yani oğlum şimdi zevk var, zevk var yani. Bence güzel değil. Güzel be abi, ilik gibi. Yani yoklukta gider yani. Efendim? Diyorum ki sevene gider yani. Ha, yokluk. Evet, evet, herkesin sevdiği kendine. Yoklukta giderse AJ'yi yokluk gönderelim abi. Yokluk deyince üstüne alındı. Var ya, saçları pembeye boşalt. Yazmayın lan chat. Niye abi? Neden abi? Bir koyacağım yanın yanına bir boka benzemeyecek. Neden pembeye boyayacaksın? Yalnız. Kadınım diye geziyorlar işte. Abi o filmde arabanın motoruna
böyle kapatma sahnesi vardı. Şimdi ben bu şehre yeni gelince tekrardan mekaniğe gittim. Mekanikte de baktım kadınlar çalışıyor. Böyle bir andırmada değil. Ama yerini tutmuyor tabii. Nasıl? Bu arada... Filmi izleyip gaza gelip mekaniğe mi gittin? Yok artık. Sen de giderdin abi. Nasıl bir okup öyle ya? Ama öyle bir kapatma değil yani. Yok Saru gitmezdi. Gitmezdi mi Saru? Ama şimdi gitmem. Bak. Ya bak Ayşe senin bir ara benim Serena var. Benim arkadaş. Onunla bir ben buluşturayım seni. Olur abi. Seni hatırladın mı o cips reklamını? Sabah sizin evin orada dolaşıyordum. Markete gireyim dedim yemek yiyeyim falan filan açtım. Neredeyse mermi yiyordum. Nerede bir daha söyle. Nasıl? Nerede? Sizin evin o taraflarda bir market var. Naz market mi öyle bir şeydi sanırım. Şu yukarıda var ya benzinin oradaki tarım. Benzinlikte evet. Valla oraya tam gidiyordum bir baktım böyle silahlı adamlar çıktı falan filan derken sonra bu adamları birbirine zırhlı araba geldi derken ben zaten kaçtım abi. Ekmek yerken mermi yiyecektik. Allah Allah. Uzadım, vallahi. Kimmiş lan onlar? Bilmiyorum. Şu, bu arada bir şey söyleyeceğim bak unutturmayın bana ha. Akşam mekan işini artık çözmemiz lazım. Evet iyi olur. O geçenki çekik gözlü çocuk buralardaysa götürsün bizi. Acil işim çıktı dedi gitti. Ece'de var numarası. Bende var abi. Onu akşam bir ara. Tamam. Yeni bir şeyin var mı? Nasıl yani? Bir şey oldu mu sana? Yok bana bir şey olmadı. Ben uzaktaydım ya. Silah seslerini duyunca zaten. Adam balık tutuyor lan. Öyle bir vurdular ki. Böyle adam tek yedi. Ana öldürdüler mi adamı? O soyguncuydu herhalde tahmin ettiğime göre. Uzaktan biri mi vurdu ne oldu yani? Yakından da çıkmadı ses. Uzaktan bir yankı geldi. Herhalde keskin nişancı mıydı bilmiyorum. Yok hani soygunlara yani. Keskin nişancı mı geliyor? Bilmiyorum. Polis değildi büyük ihtimalle çünkü zırhlı polis aracı falan da geldi sonra. Polisler kaçıştı falan. Ne oluyor lan? Ben zaten götü korkusuna uzadım sonrasını bilmiyorum. Aman oğlum dikkat et. Oh ne huzurlu lan burada takılmak. Güzel ya. Kalabalık değil değil mi? Hep böyle buralar. Bazen çok kalabalık oluyor, bazen böyle oluyor. Vallahi arkada bir eleman balık tutuyor sadece, sakin. Bunları satabiliyor muyuz? Var mı alanlar? Var. Bir tane adamın restoranı var galiba sürekli alıyor. Peki bu mekan açma işinden vazgeçtiniz mi? Yoksa ileriye mi? Hangi? Deli bal mı? Bilmiyorum abi. Mekan göstermiştiniz ya geçen içkili bir yer. Barı diyorsun. Açacağız tabii ama zamanı değil şimdi. Diyorken tek de söylemem nasıl şimdi bizim abi. Tatlı yerimiz olacak. Böyle nasıl diyeyim? Legal tarafımız. Anladım. Ama tuzludur oranın fiyatı. Ne kadardır ki? 1,5-2 falan diyorlardı. Birin üstündedir. Yok ya o kadar yoktur orası ya. O kadar oğlum şey işleri öğrenin de. Biz belli. Büyük bir patlama yapacağız. Da patlatma diyeyim. Nasıl yani abi? Üstele mi geldi? Hani şu işleri diyorum bir öğrenelim de. Sonra hedefleri büyütürüz. Togur hoş geldin. Abi neden alert çalışmıyor? Her türlü ben öğreniyorum. Şey alertin anasını... Ne yapıyorduk bunu? Bu dengesizler güzel plan yapsa... Her şey yaparız da. Biz güzel plan Togur yapıyoruz. Togur 100 TL göndermiş, yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kesene tamam bereket. Tamam lan bu akşamki planı siz yapın lan. Kapşonlu. Yusuf, Deniz. Öztürk. Yapmasınlar abi. Bir şey beceremiyorlar. İkinci ayını kutlamış. Sağ da biz çok teşekkür ederim. Biz yapacaksak bu adam uygulama kısmında olmasın. Şu bana söylediğin plan fena değildi bu arada. Tamam. Abi senin iznin varsa planı onlar yapsın. Ben de uygulama kısmında olmayayım. Yok. Ama parlarsanız ne yapacağız? Oğlum bak herkes tamam, oğlum, bir şey söyleyeceğim. Biz. İki parti yapacaksak birinde senin planı diğerinde bu çocukların planını yapalım. Benim planım yok abi. Ha yok mu? Bana anlattın ya. Silahlı polis vuruyor abi. O tam olarak bir plan değil abla. Bence fena değildi. Sen o zaman... Şimdi şunu söyleyeyim ne bilmediğim diyorsun? Bir yer için plan yapmam zor olabilir ama bir bakmamız lazım. Biz bir gidip bakarız seninle.
Gösterebilecek var mıyız orayı? Gideriz şimdi. Şeyi biliyorum dedi ya. Benim kova doldu. Bunları nerede paketletiyoruz? Oğlum almadım yanına poşet poşet. Dur vereyim. Versene. O mekan dersinde bir tane mahalle Seru var. Seru demiş. Teşekkür ederim. Deni? Kere göndermiş. Efendim? O mekan dersinde bir tane mahalle var. Her geçtiğimde bakıyorlar tip tip. Çatıda adamlar of falan var. Garip garip insanlar. Ha! Kim? Daha ben... yüzebilmiyor mu? Allah kahretsin ya. İkiz dingiller. Oo serinlemişsindir al, lan. Al poşeti al al. Gerizekalı. Bunlar üniversitede de böyleydi. Hatta bu Kane var ya, Kane kapşonlu Kane. He. Bunun videosu var abi. Ne videosu? Artı 18 video. Hı? Siktir lan, pornosu mu çıktı çocuğu? Evet. Söyleyince hep kaçıyor böyle işte. Oğlum bu kapşonlunun pornosu varmış Deni. Ne? Efendim abi? Diyorum ki bu kapşonlunun pornosu varmış. Kim söyledi onu? Vallahi bana kapşon haberi haber uçtu. Jeoloji mühendisleri söylemiş. Bak. Yerin kulağı var ya. Pornosu varmış tamam, ne tamam, ya? Sen kaşındın. Yok bir şey kanka. Hiç yok oğlum. Filmler hakkında konuşuyorduk. İyi misin? Bana mı diyorsun? Hmm. Evet, niye kötü olayım ki? Ne bileyim, beklemediğim bir şey çıktı ya. Beklemediğim ne çıktı ya? Transformers'ın yeni filmi. Ben film yıldızıymışsın, onu söylüyor. Üniversitede. Komik mi Ece? Bence komik. Çok komik. Oğlum bir ara sansürleyin de bir izleyelim bakayım. Her şeyi mi anlattın Ece? Sen anlatmak istiyorsan devam et. Kapatayım mı ben kulaklarımı? Vurma lan. Neyi? Kulaklarımı kapatayım mı? Ya var. Ha? Ana. İşte. Salak. Balık tutuyorum, yardım et bana. Ne balık tutuyor hala? Kapşonlu buraya gel. İyi misin? Çok kötüyüm. Kapşonun yardım ediyor musun? Seru? Efendim? Bu... Benim var ya... Sistemi evet. Sızdım mızdım diyor, bir şey diyor. Balık! Ayağım! Ne oluyor lan? Ne oluyor be? Bir dakika anlamadım, sisteme mi sızdım ne? Ya bilgisayar okumuş o da. Ha öyle Sarı zamanında yapmış bir şeyler. Ha. Benim gibi mi? Valla bilmiyorum hanginiz ne seviyede. Benim için bilgisayar kullanmak aç kapat yani. Öğretirim ben sana. Onu sen onunla konuşacaksın. Ben bir siteye girmeyi biliyorum, bir de... Çıkmayı. Okey. 101 oynuyorum arada. 101 mi? O ne be? Sen bilmiyor musun 101'i? Bilekçek mi diyorsun? Ha bilekçek. Ha. Lan 101'i bilmiyormuş ya. Gerçi siz de bilmiyorsunuzdur. Ulan bir gün size oturayım. Ya bilekçek Allah diyor. Allah. Puh lan size. Öğreteceğim ben size. Okey mi diyor? Anlamadım ki. Oğlum aşağıda çok balık var ha. Sakın gitmeyin. Size geldi mi? Bana gelmedi. Nasıl, bana niye bir tane ya? Sazan balığı yakaldım getirdim işte. Vallahi benden bu kadar. Benden de bu kadar. Hadi benden satalım. İyi hadi bakalım. Satıyor muyuz bunları? Evet. İyi para veriyorlar mı? Yani 6.000-7.000 dolar bir şey veriyor. 6.000-7.000 mi? Hmm. Ne? 6.000-7.000 mi? Yanlış mı biliyorum? Öyle veriyor diye hatırlıyorum. Ben de bayağıdır satmıyorum. Niye şaşırdınız lan? İyi para ha.
Güzel paraymış abi ya. O kadar polisten kaçtık bu kadar olmadı. Bunu satarken polis kovalamıyor değil mi bizi? Yok. Oğlum bunları satalım mı? Sattığımız yeri soyalım lan. O zaman... Kasiyerden 15 bin dolar almıyor muyuz ya? 6 bin iyi mi? 15 bin lan. Öyle dedi Saran abi. Kim kandırdı? Oğlum ben onun hesaplamasını yaptım. İş öyle değilmiş. Önemli değil oğlum. Para için yapmıyoruz. Hayat tarzım. Ne? İş öğreniyoruz be oğlum. O da doğru. Benim Rusya'da 2-3 milyonum var oğlum. Çok sıkıntı yaşarsak çekeriz. Allah Allah. Ciddi misin abi? Abi Rusya'ya gidelim. Mia o komşunun arabası diğer tarafa. Ha komşunun arabası mı o? Ben de niye anahtar girmiyor dedim. Bu araba büyük şimdi. Ben bagaja oturayım. Dur bir daha. Şu çantayı bagaja koyalım ya. Ver bana ver. Şşş bana bakın. Sizi daha kim geliyor benle? Abi tek araba gideriz ben bagajdayım. Nasıl? Lan bagaja mı bindin? Ha bunun bagajı büyükmüş. Oğlum dur o zaman balıklar alayım. Öne otur öne. Ece iyi misin? İyiyim iyiyim. Geliyor mu sesim sana? Geliyor geliyor. Bak kafanı azıcık yukarı çıkar. Ya bu alakası yok sağlam. Ya. Ver abi tutayım ben onu. Suyunu süzdüm bunun iyice. Vallahi iki tane baler kapının çok... haline bak. Ya, ne kadar sinirlendiyse anlamadım. Yalnız aslında tam satma arifesinde olmadı be. Yenge nereye gideceğim? Ha, dur şimdi. O şeyi bana uzatsana. Dur ben uzanayım oraya. Hah, res bak. Tamam. Vallahi aslında var ya gün ağrırken geleceğim burada hep balık tutacaksın ha mis gibi orada. Ya bu kadar para veriyorsa ben zaten tutarım abi. Yani 3-5 kuruş daha lan tabii lan. Neredeydin balık tuttum. Neredeydin balık tutuyordum. Mis. AJ üstüne sindi mi lan balık kokusu? Abi o kasisten geçerken birazcık döküldü buralar hepsi balık oldu. Ha, arabanın kapısı bozuldu. Arkası balık kokuyor. Lan ne yapıyorsun? Hop hadi bakayım. Aa taşaklarım sızladı lan. İyi açıdan bakalım balıkların kokusu Ece'nin kokusunun üstüne basar. Yok bir şey yok. Bacaklarım sızladı. Ha. Takma sakalıma balık yapıştı. Öyle dönülür mü ya? Neyse, Allah kurtardı. Berivanım. O ne demek abi? Berivan kim abi? Berivan ya bizim köyden. Kuzen kuzen. Ben bir tane Türkçe şarkı duymuştum. Nasıl? Hangisi? Beni köyümün yağmurlarında... Aa çok güzeldi. Nereden duydun lan onu? Bilmiyorum abi duydum bir yerde ya. Devam et bakayım söyle. Sonrasını bilmiyorum abi o kadar kaldı aklımda. Sen biliyor musun? Serum. Vallahi bir... Ben de o kadarını biliyorum galiba. Dur lan telefondan bakacağım.
Yeni üniversitede bir tane Türk vardı, hatırlıyor musun? Evet. Şey deyip duruyordu. Benim adım Osman diyordu, sonra hiçbir şey demiyordu. Bağırıp kaçıyordu. Evet evet, onu hatırlıyorum ya. Ne değişik bir çocuktu ya. Bak diyor ki, başucumda biten yedi verenler. Yedi veren ne lan? Tövbe estağfurullah. Gül. Aşıklar ağlasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biten. Ulan bunun devamı nasıl yani? Sözünü biliyorum da şeyini bilmiyorum ki. Yedi veren kim acaba? Radyodan mı açsın? Yedi veren Gül, bilmiyor musunuz? Yedi veren Gül kim lan? Hayır Gül. Kötü yola düşmüş kızcağız. Numarası var mı? Güle bak sen ya. Şu gazinoya bak be. Hangi para babasıdır bu sahibi? Vay vay vay, ne gazinoymuş o ya. Ne güzel ulan, millet nelerin sahibi çocuklar, görüyor musun? Abi biz bu gazinonun sahibine konsak, para istesek vermez mi? Sen hayal mi kuruyorsun oğlum? Senin götünü sikerler. Biz oralara erişemeyiz lan. Öyle mi diyorsunuz? Arkadaşlar sizden bilgi saklamak olmaz. Orası benimdi. Ne? Ne? Nasıl aynen yani? Abi gazinom var. Aç bakacağım. Dök balıkları dök. Ne yapıyoruz? Hayır dur, balıkları dökme. Tamam, hayır oğlum, dur. Tamam oğlum, sakin dökmeyin lan, dur. Dur. Oğlum bir zamanlar bizimdi işte, sonra geldiler elimizden aldılar. 8.30'dayın arkadaşlar. Ha, nasıl senin elinden aldılar abi? Yani şöyle söyleyeyim. Bana burayı emanet eden, teslim eden adam bir küçük borçluymuş. Artık 50 milyon mu, 60 milyon bayağı mu? Bayağı küçük borçluymuş abi. Aynen. 60 milyon. Açılış gününde devletten uğradılar buraya, bir güzel mıhladılar, mühürlediler kapıyı ama bir gün açacağım. Vay be. Oranın borcu bir gün kapanır elbet. Hadi gidelim, ben de heyecanlanmıştım ya. Ulan test değil sanıyordum ben de. Bizi şu an test ediyorsun. Dur. Binme. İnin. Ne oldu lan? Bagaja yerleştirelim Ece'yi. Kovaları verseniz de bana. Ha şimdi binin. Vay be abi, ciddi misin sen ya? Sorma vallahi, 4 tane gevşek geldi. Mia hatırlıyorsun değil mi o günü? Hatırlıyorum, pezevenk ya. Pezevenkler geldiler burada. Dediler ki... Yatağı. Buranın borcu var, açamazsınız. Tam açılış günü he. Abi orayı 2 gün işletsen zaten parayı... Canım sen şeyi hatırlıyor musun? Dağıtırsın ya. Bir tane araba getirmiştik de orada şey yapmak için. Ney? Onu anlat, bu onu otoparktaydık. Ha sen... Tamam bak... Hayır adam şey deyip duruyordu ya, vay efendim ne arabalara biniyorlar. Vergi kaçırıyorlar. Ha bizim mekanik ona var. Ona neymiş ya sizin bindiğiniz arabadan? Yavşak işte ya, kıl kuyruk, bir tane problemli orospu çocuğu geldi, yok efendime söyleyeyim bildiğiniz arabalara bak, şuna bak, vay paralara bak, kim bilir nereden para kaçırıyorsunuz. Hmm. Bir iftiralar atıyor orospu çocuğu, aman Allah'ım. Keşke orada olsaydım, neyi kurtardım onları. Sus diyoruz, susmuyor pezevenk. Valla en sonunda çektik yukarı, Allah ne verdiyse amına koyayım, bir sağ bir sol. Keşke orada olsaydık be abi. Keşke be oğlum, bir de siz iki tane vurdunuz. Ben bile vurdum, o derece düşünün. Zaten o günden sonrası kara gün amına koyayım. Tabii abi, ben de öyle bir yeri kaybetsem benim için de kara gün olur ya. Yok, orayı kaybettiğim için değil. Neyse siktir et. Bir ara bir sofra mofra kurduğumuzda anlatırım başımdan geçenleri. Siz benim gözümdeki kalıcı yaralara bakmadınız mı? Gördüm de sormak istemedim abi şimdi. Genetik falandır, doğuştan falandır. O yüzden gözünü çıkarmıyor. Jilet oğlum onlar. Jilet mi? Aynen. Tabii abi, ben de kasino kaybetsem ben de kendime jilet atardım ya. Oğlum biz kendimize jilet vuracak adam mıyız? Allah Allah. Selam. Selam. Balık getirdik. Bu arkadaş falan. Serbest gel. Gel kır şimdi. Ha. Şey açık kalmış. Aklım. Ya abi 10 tane daha var, alsana ya. Nasıl sadece 164 bu kadar evet, mı alıyorsun? Evet o kadar alıyor, benden de almıyor bugün. Alıversen ne olacak? 10 tane abi, 10 tane. Olmaz ya, bir şey ya. İstemiyorum. Yarın mı gel? Allah Allah. Kotalı mı çalışıyorsun abi sen?
Selamun aleyküm. Ne oldu lan, almıyor mu? Benimkini almıyor. Ne demek almıyor lan? Ulan balık getirdik sana, ne demek almıyor? Balık restoranı değil mi burası? Yok yok, ben alamıyorum, alamıyorum. Sanırım benden aldıkları kaç yetti selam adama ya. Kaç tane sattı? Al say lan. Verdiği parayı mı sayayım, dur bakayım. Ya ben şey yok, yaptım lan, ya arkadaşlar. Gölüz kumrusu var onun içinde bak, çok güzel balık. Ne derler ona? Bana mı öğretiyorsun? Lan oğlum bak, Allah Allah. Al işte, balık tuttuk getirdik. İstemiyorsan ben yaparım onu güzel ondan mangalda, pişiririm oğlum. 164 balığı ne yapacağız abi ya? Bunlar ne yemek yediriyor bu kadar insana? 164 tane aldı sayıp adam ya poşetin içinden. Bunlar serviste yapıyorlar. Sipariş usulü. İnşaatlara falan gönderiyorlar. Hayır. Onu meslek olarak görüyor. Hiçbir şekilde almıyor. Şey gibi düşün. Önce tavuk yaptığımı düşün. Ya bırak şimdi limitimi bir tane. Hadi oğlum al hepsini ya. Allah abi, benden de al ya. 10 tane kaldı ya. Hadi ya, canını yiyeyim ya. Ben ne yapayım bunu ya? Kaç tane aldı sizden? 100'er tane mi aldı? 164 tane sayarak alıyor. Niye 164? Ham. Sana ne mi? Ben bunu vururum Deni. Oğlum sen çok alıştın vurmaya ha. Sikerlersin ha, dikkat et. Niye? Karanlıkta vursam ne yapacak? Tamam, adamın mekanını görmüyor musun? Adamın yanında koştuğumuz şeye bak, siktir git şurada ya. Yok ya, geyik, aramızdaki geyik kardeşim. Al ayrını gör hadi. Hayırlı işler. Görüşürüz, kendine bak, yarın gelirim ben o zaman. Şimdi bana bak lan, gel buraya. Aje. Çok uçuyorsun ha. Alçaktan git biraz. Sana ne dedi? Tamam, sana dediyse amına koyayım, git bir tane yumruk at amına koyayım. Vurmak ne? Aje. İşte bileğini Allah görmüyor. Allah. Korkak. Hadi bin. Gel lan dövüştüm gibi. Hadi bin bagaja. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi beni bir eve sallayın. Ben bir duş alayım. Bir saate toplanalım. Yani ben size katılırım bir saate. Ya. Şimdi plan milan yapın siz bu arada bak. Sonra bir incelemeye gideriz. Ya bence istiyorsan abi oraya hep beraber plan yapalım. Yine biz senden önce bakalım fark da etmez. Senle beraber. Siz bir yapalım, bakın bir yoklayın etrafı da fikir tamam olursun. Ben hiç bilmiyorum oraları. Seni duştan çıktıktan sonra yemeğini ye. Profesör yaptım. Oo, bak artık araba parçalatırken pat 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 ara gazı veririm ha Mia. Pilav da var. Yayıncıcı değil arkadaşlar ya. Çocuklar açsanız bir ara gelin bak, çok güzel kuru yapıyor yengeniz ha. Profesör değil ne abi? Oğlum siz neyle besleniyorsunuz ya? Kuru dediğiniz yemek miydi? Kuru kuru aynen. Ben de başka bir şey sandım. Sen sorguluyordum kendim. Ben de kıyafetleri temizleyecek sandım. Yok, Allah yok, Allah. Yemek. Oğlum ben size bütün kültürü öğreteceğim tamam mı, ufak ufak. Önce aslan sütüyle başlayacağız. Ayşe bırakalım mı seni? Nereye abi? Emniyete. Ha yok abi, ben konuştum onlarla. Ha ne dediler? Bir dahakine olmasın mı dediler? Gel bir konuşalım dediler. Yok dedim ben de. Oğlum ciddi bir şey soruyorum. Harbiden var mı bir sıkıntı bak? Var. Aranıyor musun sen şu an? Evet. Abi takma sakal taktım. Görmedin mi? Hayır onu gördüm de. En azından neyse bir bok daha yeriz. Aranmanın üzerine bir aranma olmaz. Sıfır çekersin. Birkaç gün unuturlar abi. Bir şey olmaz. Ulan ellerime balık koktu o. Oh. Şş bana bakın. Mia size emanet. Siz de kendinize emanetsiniz. Ben bir duşmuş alayım. Bir yemek yiyeyim geliyorum. Saat kaç gibi biter abi işin? Tahmin bakayım. Akşam. Ben bir saat hazırım. Tamam. Tamamdır. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Şu araba şeyine bir gitsek. Yenge bir şey diyeceğim. Sende farklı araba var mı böyle bir iki tane? Var iki tane. Bunu bırakalım bence. Tamam dur. Çünkü bu araba biraz... Siz bunu şeye götürün. Şuradaki otopark var tamam, ya. Tamam. Ben arabayla geliyorum oraya.
Yürü bakalım. Şimdi bir tane bu var. Dur şunu adama teslim edeyim de. Oha. Araba güzelmiş ya. Yere düşürürüz falan. Evet, gerçi şimdi anahtarı yere düşürürüz, sonra bizim kafamızı keserler. Şantı falan bir yere çizilir diyemeyiz zamana koyun. Pahalıdır bu araba. Dur lan. 6500 dolarım var, balıkçı verdi. Aa, şu ATM'yi yatıralım, gelin. Evet. Çok tatlı çıkmıyor mu? Neydi lan, benim bir de şu vardı. Ya paran yok diyor anasınınki ya. Ben de para çekeyim. Bin gidiyor paralarım. Anam. Senin motoru arkaya bıraktım. Bir de bu abi var. Şimdi nereye gidiyoruz? Önce tamam. Şey, bir de bu var. Ya iki araba olsun da yeter bize. Ne yapacağız? Takip ediyoruz sizi. O şeye götürsenize. Bu arabayla mı takip ediyorsunuz? Ya da o arabayla takip edelim. Önden gitsin bu araba bence. Tamam, biz buna biliriz o zaman. Abla? Ha şey ya şey. Sen sürsene. Nereye gideceğiz? Şey, telsiz şey istemedik ki. Telsiziniz var mı yanınızda? Telsiz kaça girelim? 26.36. 26.36. Telsiz kaça girelim? 26.36. Söylemişlerdi ya kardeşim. 26.36. Ses deneme. Geliyor. Burada C'ye mi gideceğiz? Ha, oraya gidelim de benim şey... Tamam hadi. Tavşan kardeş ne? Yakışıklısın yazmış ya abi yan. Klavyemde sıkıntı var ya. Polis sesi. Bizim mi? Ben polis çevirmesinde yakalanamam. Yok yok, bize değildir. Ben gidip size konum atacağım. Ya dalga geliyor. Bize değil herhalde ya. Onları aldı. Onları mı aldı? Uyarıp bırakacak. Benim telsizim evde. Sonra alırız onu. Tamam. Benim telsizim nerede abi? Ben öldüm mü? Yo, ölmedim hiç. Konum attım. Motele mi bıraktın?
Hayır, sarıya verdikten sonra ben aldım bir tane daha. Aldım aldım. Ulan sonra ne yaptım? Hayır aldım arkadaşlar. Motelde mi? Evde mi? Evde gördünüz mü? Abi 8400 dolar ya. Çok pahalı. Yayında değil miydim? Yo ben dün hiç girmedim. Ya girdim de ölmedim. Aldılar mı ki polisler? Neredesiniz? $8400. Umarım ehliyetiniz vardır. Cevap veriyorlar mı? Yok, vermiyorlar. Korkuda yok ya. Al torpido yaşamayın. Görüşürüz, kendine iyi bak. Beni... Atla. Efendim? Ha tamam. Benim hem üstüm dolu hem aranıyorum. Burada bulamazlar bizi. Yok. Umarım. Umarım bulamazlar. Umarım evet. Ama eğer ki bulurlarsa... Koku yeriz. Buradan geri dönüşüm yok benim. Onları da vurmak zorundayım. Sürekli silahla mı geziyorsun sen? Yok, motele gidemedim henüz. Sen hangi motelde kalıyorsun? Seni bıraktın. Mango'da mı şu? Evet. Limonu yerleştirelim. Orası daha sessiz sakin. Tamam. Arkadayız. Burası mı? Hı hı. Öndeki adam. Ne adam oğlum? Kaç kişiler onlar? 5-6 kişi vardır. Bu konuların patronu şurada duran. Mekan burası ha. Hı hı. Bakalım bir taraf. Bir şey demez değil mi adam? Yok yok. Tanıştık. Selam, ne haber? İyi ne olsun bizde? Öyle arkadaşlarla dolaşmaya geldik. Tanıştırayım sen arkadaşlarımla. Hı? Selamlar abi, kolay gelsin. Kemal abi. İsmi ne? Kemal. Ömer mi? Kemal, Kemal. Ha. Temel mi? Kemal, Kemal. Bunlar benim arkadaşlarım. Memnun olduk abi, kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Ya gelemem bayağıdır. Etrafa bakınalım. Bunlar benim arkadaşlarım. Şurada oturayım biraz. Geliyorum ben. Kim geldi? Kızgın mı geldi? Nereye gittiler lan? Tuğkan eve gitti. Yayına girecek işte. Herhalde. 8.30'da mıydı yayına? İyi misin? İyi misin? Çok kötü düştüm ya. Dikkatli ol. Doktora gidelim mi? Bir şey diyeceğim. Bence şunun içine girebiliriz. Şunun içine mi? Bakalım yani. Oraya.
Buraya nasıl gireceğiz? Gelim. Aa, burası çok iyi. Nerede o? Neredesin? Arkada galiba. Bak, Ece iyi misin? İyiyim ablayım. Ben buraya kimsenin bakacağını düşünmüyorum. Gelin. Aa, bakarlar bu arada. Ama bakarlarsa toplayacak. Bakarlarsa book yeriz. İlerleyin biraz. Bu kadar ilerleyebiliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Bir yakalanırsak burada... Ben buraya kimsenin bakacağına inanmıyorum ya. Bu arada ya ben de hiç... Nereden bakacak buraya? EJ seninle daha önce yaptığımız gibi yapalım. Nereden arkadan mı kaçalım? Vallahi hissederler. Hayır, beni hissederler. Boşver. Kaçma değil. Birisi şey yapsın, kapıda polis gelince sanki içeriden çıkıyormuş gibi yapsın. Aa, onu yemezler bence ya. Aa! Ne oldu öyle? Yiyordum. Allah! Yollar çok riskli. Bence şöyle yapalım, deneysel olsun. Bir kişiyi buraya koyalım. Üzerinde parça marça bırakmayalım. Kanıt olmadığı sürece zaten. Eğer buraya bakmıyorlarsa bundan sonra burayı kullanabiliriz. Peki buraya bakıp yakalanır ha. Üzerinde parça yoksa bir şey üzerine olmaz zaten. Üzerine parça koymayacağız. Evet. Maske falan da takmayacak. Ya da taksa bile çıkartıp atacak yolda bir yere. Oha buldum. Bak bir. Buraya koyacağımız kişiyi böyle şarapçı gibi yapabiliriz. Böyle içmiş sızmış gibi. Evet işte yani dikkat değil çekecek mi? Tip olursa evet. Suç atamazlar. Oha deneye bak nasıl çıkıyor. Ha, bak. Aa şurası ne? Ha bak orayı gösterecektim. İyi misin? Deni iyi misin? Aa! Çok korktum. İyiyim ben iyiyim. Ah! Ha bak burası da olabilir. Ben daha önce nereden kaçtım biliyor musun? Nereden? Ya bak. Çatıdayız dipte. Buraya kadar geldim. Kapıyı mı yumrukladın? Aa, açılıyor mu? Evet evet. Gel. O çok güzel bir yer var burada. Gel gel. Lan yanlış geldim. Neyse dur devam. Tamam buraya yatarız işte. Gel gel. Ben geçen kaçtım burada. Bu kapı sıkışmış. Geçen burayı bak yine şey yapmışlar. Yumrukluya yumrukluya açtım kapıyı. Yardım edeyim mi? EC polisleri oyaladı. Ben de buradan kaçtım yumrukla yumruklaya. Çekil bakayım. Yani ben 5-6 kere tekmeleyince açılmıştı. Çekil çekil sen iyi vuramadın gibi. Nasıl? Aa herkesin ayrı mı olması gerekiyor? Yok bu şeyle de yaptım. Asiktir Eva mıydı o? Ya EJ ile de yaptık ya. Ya uf unutuyorum. Neredesin? Deni nerede? Sesini duydun. Bilmiyorum ki gel geri dönelim. Sesini duydun.
telsizden konuş. Ya benim telsizim yok. Aa! Dur dur. Gel gel çıkın çıkın burası olmaz. Ya buradan lan. Ben kaçtım bir kere burada. Ben bir kere kaçtım buradan. Buranın çıkışını tutuyorlardır ya. Valla ben sana söyleyeyim mi? Elimi kolumu sallayarak kaçtım. Gel, gel. Gelin de bir şey göstereceğim. Tamam. Bence buralara yatalım. Buraya yatalım. Gel gel. Gel gel. Takip edin beni. İyi de buranın önünden geçer. Kapanıyor. Hayır ama onlar dibinden geçerlerse açılmaz mı? Ya çekeriz silahları bekleriz açarlarsa vururuz ne yapalım ne yapalım. Ne polis mi vuracaksın araba parçaladığın için ayıp. Salak bu çok fazla para veriyordur gerizekalı. 2000 dolar için vurmam ama belki buradan ne bileyim çıkıyordur bir. 100 bin dolar kazanır mıyız? 50 bin 60 bin çıkıyordur bence. İnşallah çıkıyordur. Şimdi vurgunu yapacağız. Senin ayağına sakız yapışmış. E ya da ya da bu kadar uğraşacağımıza. Bu kadar uğraşacağımıza ben geleni vurayım. Hı hı. Çok komiksin. Gel bak. Buralara saklanalım. Bak sana bir yer göster. Bak bak şu yukarı çık. O bandın içine yat. Lan manyak mısın? Niye yatıyorsun içine? Bir başlatırlar. Buraya bakmazlar be. Altındaki jiletleri de mi görmüyorsun? Pamuk olursun. Nerede jilet hani? Aktif ilki makine. Hadi başlattılar ne yapacaksın? Başlatmazlar ya. Polis gelip, niye bunu başlatsın ya? Adam aramak yerine gelip makine çalıştıracak AJ. Yenge bir dursun öyle bir şeye bakacağım. Yatayım mı? Yat bir. Yattım. Bir oraya hepiniz oraya bir yatsanız da bir şeye bakacağım. Hepiniz bir yatın oraya. Abi bu arada olabilir burası ha. Oraya yatın anne. En diplere. Aa burası olmaz. Burası olmaz. Kafa. Ses mi çıkartıyor çok fazla? Orada çok ses çıkıyor. Yok yok yatmayın. Sadece yatmayın. Peki duralım orada çömelip. Durun durun. Bir şey yapmayın orada. Sendeki bir dur. Çok diplere yaklaşmayalım. Dipler çok ses yapıyor. Vallahi bence burası yerine benim konteynerim daha mantıklı geliyor ona. Bir iki yer daha var. Sakın hareket etmeyin. Burada bir hareket ettiğimiz an takıntıdan anlarlar bizi. Bulurlar. Burada bizi bulurlar. Nerede benden bile inemiyorsun. Bir nokta on mu diyorsunuz? 2.80 değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Burası değildi bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçen gün kasiyer soygununa dolu polis geldi buraya. Ne olur ki? Kader. Yok buraya kadar. Buraya en fazla benim tahminim 3 veya 4 ekip arabası gelir. Ben bir kere helikopter geldi biliyor musun buradayken? Yok be. Aa! İyi misin? Yeter artık. Uf dirseğim. Dur otur. Aa, yok 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 gerek yok. Uf. Ya özür dilerim. Gel buraya. Yok yok gerek yok. Gelin size bir şey göstereceğim. Hı. İlk yer tanıştığımız adamla.
dur bir gel bir şey göstereceğim. Şimdi anlattığına göre adamlar parçalamayı bu sahada yapıyor. Hı hı. Hayır. Biz direkt olarak... Efendim? Buraya mı saklanacağız? Hayır. Gelin. Buradan yardırsak. Sağ taraf kapalı. Duvar var. Bu yüzden... Hı hı. Duvar yok bu arada, orada konteynerden geçiliyor gördüm. Geçiliyor mu emin misin? Bak geçilmiyorsa eminim, burada araba eminim. Bir de adamlar polisler tek bilemedim. Araba... Ya polisler tek taraftan gelmezler ya. Ah! Ah! İyi misin? Hocam hocam. Geçilmiyor bu arada, geçilmiyor demin. Oradan geç. Nasıl tutayım? AJ? AJ, yara bandın ya da şeyin var mı? Hı? Var. Yara bandın var mı? Nasıl sargı bandaj bir şey? Abla sen çok ağırsın. Evet. Ben seni tedavi edemem. Çantamdaki balıkların bir kısmını şuraya bırakayım bari. Bana bırak istiyorsan. Olur. Ben sonra sana geri veririm. Yo, sen motelini koyarsın. Benim dolu motelindeki odam. Bu hepsini de alamaz ki. Çantamdan alayım mı? Al abla. Kanal mı? Ben size yol göstereceğim, gelsiniz. Arabayı aldım ama. Sen neredesin ki? Hı hı. Arabaları da çok koymadık mı ortaya ya? Ya telsizim yok, çok kötü. Nerede bunlar? Yok canım, kimse almaz herhalde. Efendim? Bizim o arabaları koyduğumuz yere gelsene yenge. Oradayım, oradayım, arkanızdayım. Tamam.
Bak şimdi. Telsizim mi yok evde? Sağdan şuradan gidince yola gidiyoruz. Telsizin faydaları biliyoruz da yok kardeşim. Selam, hoş geldiniz. Bir şu hamburger satan kahvenin de kapattı. Ben de burayı dedim işte. Yani onlar yapıyorlar ama şu an. Ne? Bunun böyle bir kişi olduğunu polisler bizden iyi biliyordur arkadaşlar. Peki direkt şuradan gitsek? Ayşe'nin kanalı grep istat. Grep grep. Değil mi ne? Lan dur kaybedeceğim şimdi adamları. Ama işte kaçlı kaçlı yapacağız. Muhtemelen onun detaylarını sonra uyanınca şey yapacağız. Buradan bir yere bağlayamaz. Şimdi normalde hiçbir şekilde çatılara bakmıyorlar diye biliyorum. Bakarken gördünüz mü? Ben bakmıyorlar diye biliyorum. Aslında nereye çıktığımızı gösterirsek arabayı belli bir konumda bekletmeyiz. Polisler ne tarafa doğru bizi kovalarsa öbür tarafta araba bekler, koşarak üst çoktan o tarafa koşar. Bakıyorlar mı? Deneyim misin? Deneyim misin? Hayır ya. Ya. İyi misin? Aa! Aa, yanındayım. Yenge iyi misin? Yapacağım. Doktora gidelim mi? Galiba bir doktora gitmemiz lazım. Aaa. Bandaj var mı? Kane. Arabaları getir. Bandaj var mı? Hayır. Aaa. Var dur benim çantamda var. Şu dirseğimi sürmem lazım çok kötü. Hah. Benle gelsene be. Ben çok yumuşak düştüm, iyiyim ya. Ama gözümü kırıyordum. Aaa. İyi misin? Nerede bunlar? Ya arabalara doğru gittiler galiba. Plan yapıyordur bunlar. Daha başlamadan iki yer. Abi çatlar riskli. Evet, çatılara gitmeyelim. Çatılar riskli biraz. Ya onlar siliniyor bir süre sonra, sıkıntı olmaz. Harbiden ayak izi çıkıyormuş lan. Şuraya saklansak kim bulacak bizi ya? Bir şey söyleyeceğim. Yer toprak ya. Ayak izlerimize bak. Al. Bak Deni, bir şey söyleyeceğim sana. Ya ben buraya yatsam kimse bulamaz beni ya. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir ekip kaçıyor havası verirse içeriği çok fazla aramazlar da. Yok öyle olmaz o bence ya. Öyle mi diyorsun? Bizden önce deneyenler olmuştur böyle şeyleri. Neredeler bunlar? Bacağı kanıyormuş. Neredesiniz? Ya
Ya bir şey söyleyeceğim. Ona bir şey söyleyemem ama planları onlar yapıyorlar. Benim sigaram nerede? Umarım gelmez. Nasıl gelmiyor? Her yer arıyorlar mı? Var var. Tarkan abimiz. Abi Tarkan falan beni buralarda görse. Neredelermiş? Geliyorlar. Ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Şuraya da bakarlar değil mi? Bak ya. Şimdi bir şey soracağım. Önceden yapansızsınız. Buralara bakıyorlar mı herhalde yoksa hani... Ya bak normalde ben ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi iki kişi yapıyoruz. Şu az önceki kanal var ya. Birkaç kere oradan kaçtım. Sonra bir kere şu gösterdiğim yer var ya. Oradan kaçtım. Sonra bir kere de dışarıda beni arkadaşım bekliyordu. Polisler o taktı peşine bayağı böyle elimi kolumu sallayarak yürüyerek kaçtım. Ama benim aklıma şurası geliyor. Bir kere de bunu deneyecektim. Ha, bak ya. Şu arka taraf, şu arka taraf burayı var gördüm ya. Gördüm de içimden bir ses buradan çıkamayız diyor. Yok hayır anlamadınız. Şu arka taraf var ya. Araba bekleyecek. Karşısı araba bekleyecek. Oradan hop atlayıp binip gideceğiz. Tamam işte. İçimden bir ses tam şu kaldırımda bir araba olur biz bunu yapmak istediğimizde diyor. Bilmiyorum bunu hiç denemedim ben. Yani daha önce işte şu taraftan çıktım şu fabrikanın içinden. Şu kanaldan kaçtım. Elim kolum sallayarak çıkmıyor. Benim dediğim çatıyı yapalım bence. Hangi? Ama çatılar çok riskli. Şöyle düşün. Çatıdan ama istediğimiz yere koşturma şansımız var polisleri. Ha, dışarıda bir araba bekleyecek diyorsun. Araba bizim gittiğimiz yere göre konum değiştirecek. Kusmak mantıklı değil zaten burada içeride. Yok yok. Normalde mantıklı da bizim için değil. Şu arkadan. Çalıyor ki burada. Sağdan da girebilirim işte buraya neyse. Bir şey söyleyeceğim. AJ nerede? Bilmiyorum da şu eve giresim var ya. Şuraya giriliyor mu? Nereye? Buraya giriliyor değil mi? Az önce girdiğimiz yer. Az önce tırmandığımız yere bir tane gözcü koyabiliriz. Hem kaçış yönünde de olur. Bir gözcü olsa yeter. İşte içeride ama kaçış sırasında ekibe katılıyor tam oradayken. Eğer dediğimiz yerden yaparsın. Yani şuradan da gidebiliriz ya. O kapıda sıkışma ihtimali falan çok riskli. Hiç bulaşmayalım bence. Yok o saklanalım diyor buralarda. Ben saklanmayalım diyorum. Hani hepsi yukarı gider bence. Ha, şimdi yün taklidi yap bakayım. Dur bulacağım ne yapacağım. Şunun arasına girersek bulamazlar. Pardon. Ya abi ben bu arada şunu yapanı da şuraya bakanı da görmedim ya. Bakarlarsa sıkıntı patlarız, ağır patlarız.
Onları kaybettim lan gene. Buradan böyle çıksa. Bok gibi. Abi bok. Abi bok gibi yere düştüm ya. Abi biz kesin burada yaralanır ölürüz be. Düşsen burada boş boş gezerken polis alıyorum. Çok yavaş koşuyoruz ya. Hoş enerji içeceğiz de. Ne? Sen kimsin? Kim o? Parlak ayaklar gördüm. Ben de. Bak burası gördün mü? Aynen mantıklı. En olmadı buraya gidelim. Kaçanları kovalayacak olurlar zaten. Neredesiniz? Buradayız. Oradan çıkamayabilirsin. Nereden çıktınız? Gel. Ha şey şuradan. Yenge o merdivenden atla tutarım seni. Merdivenden atlayayım mı oraya? Atla bana doğru şimdi. Atlıyorum. Hop geldim. Oh iyi tuttum ya. Tamam teşekkür ederim. Al beni de al. Atla yavaş atla bak eşit al. İyi misin? Ne oldu? Çıktı. İyi misin? İyi miyim? Güzel bir saklanma yeri bulmuş olabilirim. Evet. Oh. Neredesin? Ki? Nerede? Allah. Ki? Buradayım. Neredesin ki? Kane karşı çatıda. Nasıl kar... Buradayım, görmüyor musun? Ha gördüm. Beni bir daha tut. Atlıyorum. Bekle. Bir. At. İki. Üç. İyi tuttum ha. Ay yenge diyoruz ki bir tane gözcüğümüz olacak burada. Aha. Yani gözcü dışarıda olacak tamam mı? Biz çatıdan atlayıp atlayıp buraya geleceğiz. Baktık polisler iç tarafta dış tarafta yoksa gözcü buraya gelecek arabayla. Hemen hmm. Buradan hop atlayacağız. Atla arabaya bastık. Atlayıp arabaya basıp gideriz. Bir tane gözcü şu tepeye koyalım mı ekstra bak şu... Ha, orayı biliyorum da orayı görürler bence ya o adamı. Yo atıyorum. Bence gözcü buralara yakında olmalı. Bu giriş kapısı temizse gözcü bizi alır. İşte giriş kapısı için bak gözcünün şunun arkasında durması çok iyi. Hayır bence gözcü direkt arabada olsun şurada. Gelsin arabayla şu karşıya gelsin baksın buraya bakan polis var mı? Yoksa hemen buradan atladığımız bak, gibi. Bak alternatif bir arka tarafa da kaçış koymamız gerekiyor. İşte gözcü yardımcı olacak. Arka tarafa da gidebilecek bir yardım. Helikopter gelmez yok. Eğer oradan geliyorlarsa... İşte bak ben de sana diyorum ki gel benimle.
Mia'nın az önce gösterdiği araba bekleme yeri var ya. Buradan inemez. Dümdüz bizim orada, o çıkışımızda. Gördün mü? Çıkışımızda da bizi kurtarır. Yani bir arka çıkış daha yapabiliriz ama. Neyse tamam. Mantıksız değil, güzel. Bir hızlıca yol pratiği yapalım. Bir yapalım, evet, sanki yapıyormuş gibi. Enerji içeceğiniz var mı? Enerji içeceği falan, onları sonra alırız şimdi. Gerek bence yok. Maksimum enerjimizle bir deneyelim. Araba sesi? Şey, arkamızda AJ. Ha. AJ bir ön tarafa git, ön tarafı gözle. O giriş tarafı var ya. Şimdi geriye doğru da koşabiliriz. Yani geldiğimiz yer en kısası. Ben sizi kovalayayım mı? Ama ben enerji içeceği içtim. Sen bizi kovalasana şuradan, Deni. Geç arkadan. Ne tarafa doğru koşuyoruz? Beni takip et, zaten hızlı koşacağım. Ya. Ya koşuyoruz. Ama benim şar yoruldu. O bayağı şey yapıyor bak, koşuyor. Koş koş koş. Adam peşimizde AJ, bizi buradan al. Ananı... Oradan koşabilirsin, devam et. Yerden devam edebiliyorsun, yerden devam et. Hop bindik. Evet. Mantıklı. Sen neredesin? Arkamızda, tepeye arabasız bak. Arabasız kaldı arkamızda, gördün mü? Bu eğer arkamızdan ama hepsi gelirse. Evet, burada şunu unutma. Baktık, burada birisi var, geri dönüş yapacağız. Ve benim tavsiyem, baktık bir kişi peki, geliyor orada arkamızdan. Bir şey arkamızda kişiyi vurmamız gerekebilir. Bak, peki, beni şu tepeye bir bırakabilir misiniz? Şu tepe ne kadar şey, şu bir köprü şey var ya, kırık köprü. Polisin de telsiz olduğunu unutmayın ama polis diyebilir, ön tarafa doğru koşuyorlar. Dene. Aha. Arabayı kaç kişi parçalayacak? 3 veya 4. Tamam, şimdi siz buradan 3 kişi mi geleceksiniz? Yani hepsi oradan gelecek. Bence gözcü de burada olmalı, tepede. Araba, buradan inmeli. Bir araba şurada dursa, mesela sallıyorum, benim de böyle kamyonet tarzı bir şeyim olsa, adamları içeriye kitlesek, şuraya kapatsam ben. Sonra mantıksız değil. Sizi kaçırsam, geri dönemeyecekler. Mantıklı. Ama geri sokman okay lazım ama ki direksiyonuna geçemesinler. Şöyle yapmamız hı-hı lazım. Nasıl yapacağız biliyor musun? Kaç kişi olacağız biz? 3 ya da 4 dedin. 3 kişi parçalayacak, dışarıda 3 kişi mi olacağız? Şimdi biz 4 kişiyiz, bir de Soran abi var, 5. Yani 6 kişilik kişi arabamız olsa, 6 kişilik. Şey var ya, yanına binilen araba. Çalabilir miyiz bundan? Bulabilir miyiz bir tane? Çok zor. Bir tane adam da vardı. Ondan çalabilir miyiz ki? Takip edip. Bu kasabada bulduğumuz araba kaç kişilik? Bunun arkasına oturulmuyor ya. Oturulmuyor. Düşünüyorum. Polis arabası sesi geliyordu, bizi burada görmesinler. Görsün, bir şey olmaz. Hiç işlemedik ki, ne olacak? Ben işledim. Ya seni aramıyor adamlar artık, kabul et. Umarım öyledir. Ne diyorsunuz? Yani burası kapatılabilir. Kapatıldıktan sonra da arabayla başka çıkış yok değil mi? Sadece yok, arabayla başka hiç çıkış yok buradan. Şu şey var ya, taco arabası. Taco salata adamlar. Peki, gördüm ben. Kaç kişi geliyor buraya polis olarak devriye? Ya ne olacak? En fazla 2-3 gelir. Ne gelecek? Tamam, iki araba gelip sonra arkasından bir araba gelmesin. Ben paket olmayayım. Olabilir. Senin paket olmalık bir şeyin yok ki. Ha, adamları mesela arkasından kapatacağım ya. Bir araba daha gelirse ne yapacağım? İşte onu diyorum şimdi bak. İki tane içeri girerse o dış surları tutmaya da illa ki bir tane polis arabası gelir.
O yüzden dışarı burayı kapatırsan en fazla bir problem. Aspero gelmiş bize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya bir de şöyle şunu da hesaplamamız lazım. Mr. Muscle Tier bile ikinci ayını kutlamış. Belki polis işi yetişemeden halledeceğiz bile. Bence şöyle yapalım. Gelin siz. Polis yetişemezse araba direkt arkaya gider, arkadan çıkar istemiyorum. Şuraya bir araba saklayalım. Şuraya bir araba saklayalım. Siz işinizi hallettikten sonra buraya gelin. Arabaya binin. Sonra arkanızda polisler gelsinler. Ben de başka bir yerde bir arabayla durayım. Böyle nasıl diyeyim? Köprünün yanından atlayıp benim arabaya binin. O arabayı da bırakın orada. Sonra kaçalım. Polisler de gelemez. Alertimde bir sıkıntı var ya, çözemedim abi. Soygun planı gibi. Biz yengeyle bak, yapmıştık bir tane. Buraya direkt kaçıp hı-hı, buradan araba alabiliriz. Ama kendi arabamızın olması lazım burada. Kendi arabamız olsa bıraktığımız zaman kimliğimiz ifşa olur. Ama ya çekerlerse arabayı? O zaman kendi arabamı ben koyacağım. Ben zaten aranıyorum. Senin araba yavaş zaten. Yavaş olmasının önemi yok ki. Senin araban çok yavaş, kaçamayız bu arada. Yavaş olmasının bir önemi yok. Plan yavaş. Ne olacak ki? Üzerine yapılmadı ki. Plan polislerin giremeyeceği bir yere dışarıda arabayı polis bırakıp arabası varsa ne yapacağız? Çekilen surlarda bak, bekliyor. Bak gelsene bir gel. Bagaj olmaz mı? Öbür arabayı da biri alsın. Atlayın. Bak şimdi buradayız ya. Hı. Arabayı aldık. 4 kişilik araba. Çıktık. Gelin bir çıkışa. Enerjiciyi alacağız tabii ya. Murat Çukurova Tiyar Bülü ikinci kutlamış, selam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bilemen E45 bit göndermiş. Elrein Halk Halk Holmes. Hey. Diyelim arabayla demiş. Çıktık. Gel buraya. Arabayla çıktık, gel. Tamam, şu an farz et ki peşimizde polis var. En kötü olanı. Zaten helikopter falan kalkmaz. Umarım. Gel. Buralara doğru geldik. Buraya da geldik. Bugün kütüphaneye girince yaparız. Bir ilerisi miydi ya? Nereye arıyorsun? Yok şeyi arıyorum ben. Burası olmaz mı? Kars abla, en temiz plan 5 araba gidin, birisi böyle kabası bir yerde kanalda beklesin, 3 kişi araba parçalasın. Tren yoluna doğru çıkabiliyorduk ya. Neresiydi orası ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden öyle bir yer vardı. Geri, bak git şimdi. Sen hatırlıyor musun şey AJ'yi? Tren yoluna çıkman yeri biliyorsun. Evet, böyle bir çite çarpıyorduk. Çite mi kırıyorduk? Çite arabayla böyle hafifçe dokundurunca böyle çok iğrenç tellerin olduğu yerler var ya. Gel mi? Ya bir köprü altından geçtiğimize eminim. Mekaniğin oradaki şeyden bahsetmiyor musun? Gel sen, ben şey yapacağım sana. Şimdi bu köprü değil. Az önce girdiğimiz köprünün altında. Bir tane daha köprü olması lazımdı. Sola gitsene, sol. Orası değil mi? Yok, burası değil. Nerede? Bakayım burası mı? Evet, burası sanırım. Yok, burası değil. Neden bahsediyor? Dur, seni göremedim. Neredesin? Neredesin? Sen bizim bu tarafta değilsin ki. Şeye gelsene. İlk şey. Aha. İgor'un çarptığı köprü, onu ben seyretmedim. Ha, burası. Tamam, buldum. Konum atıyorum. İgor nasıl çarptı ya?
Tam bu araba satın alınan yer var ya, galeri. Galerinin karşısı. Yavuz 10 bit göndermiş. Saklanmaç oynadım, çok güzel yerler bulunur demiş. Uskuca, senin güzelliğine gözüm dayanır. Bahricim burada demiş. Odeis 3. ayını kutlamış. Mustafa 5 TL göndermiş. Ama buraya biraz yükseklik biraz aramız lazım. Bu arabayı burada düşünmeyelim. Kaldım. Zarar gelir arabaya. Niye bununla gidiyoruz ki? Yandan geçelim. Yok, yandan da geçince yüksek bir yere çıkmamız gerekiyor. Ben inemiyorum. Araba... Dur, yan koltuğa geçeyim, dur. Teşekkür ederim. Arabayla geldiniz şimdi buraya. En kötü şu yandan çıkarız. Bak, yan taraftan yol var, direkt oradan. Bak, geliyoruz, buradan atlıyoruz yukarıya. Atladığımız zaman burada bir tane araba bekliyor bizi, basıp gidiyoruz hemen. Çok fazla bekleyen araba oldu. Bekleyen araba yok ya, hayır. Garajın içinden arabamızı alıyoruz. O şeyin içinden. Araba parçaladığımız yer var ya. Oradan arabayla geliyoruz. Sadece bak, buraya geliyoruz, burada bizi sadece bir araba bekleyecek. Bir tane selam. Araba ihtiyacımız var. Efendim? Ya bizim dışarıda bir insana ihtiyacımız var. Burada bizi arabayla bekleyecek. Bak, şunu unutuyorsun. Araba parçalamada, herkes duysun detaysızdan vereyim. Araba parçalamada orada bekleteceğimiz araba eğer bizim olacaksa, burada arabayı gerimizde bıraktığımız için suç üstümüze kalır. Bizim olmayacaksa o arabanın içinde birini tutmamız gerekiyor. Tamam, kaç kişiyiz? Bu durumda iki tane şoför bekletmemiz gerekiyor. Evet, hallederiz zaten. Zaten iki şoför olacak. Zaten 3 kişi parçalamayacak mısınız? 3 veya 4 parçalayacak zaten. Bence burası mükemmel olur. Ben size söyleyeyim. Oradan çıkıp buraya geliriz. Ama işte buraya gelecek araç nasıl bir araç olacak? Yok ya, ne vurması? Kaçıyoruz diye adam mı vuracaklar? Ya arabayla tam dibine çıkıp atladığınız zaman etkisiz hale gelmezsin. Ya bizim şu anda iki tane araba ayarlamamız lazım. Saruhan abi geldi dedi, planı anlatacağız. Bu kadar. Ben sürüyeyim miyim? Aha. Yani burada şunu söyleyeyim Engi. Bizi vurmaları için arabaların hep silahlarını çekmeleri lazım. Onu yapana kadar şey yaparız zaten. Hani hemen atlamış oluruz, vuramazlar bence. Yani bir tane yüksek arabayla girersek oraya? Yüksek arabaya da gerek yok. Çalıntı bir arabayla oraya ben girerim. Bana ne? Araba dağılıyorsa dağılsın. Beni ilgilendirmez. Doğru. Bizim bana ne? Olsun. Benim arabam mı sanki? Benzin az da arabanın. Evet, onu. Şu benzinlik de tutsana. Bence bu mükemmel olur. İçeriden arabayla kaçarız. Hiç beklemedikleri bir plan. Var mı paran, alayım mı? Nerede? Market yok ki burada. Market renk kapatmış, pardon. Onlar battı. Çok oldu batalı. Yavuz 10 bit göndermiş. Soru bize kasaplık öğretecek, bir hatırlatsak olmaz mı demiş. Örtür bir ara ya. Bahri 100 bit göndermiş. Ya ben geldim yaymalar demiş. Çok teşekkür ederim. Usta 15 bit göndermiş. Ekip ready demiş. Chedi online 10 bit göndermiş. Abla bayağı sürebiliyorum bence ama sen bilirsin. Yani Nemesis Rule yazmış. Dalga geçmiş. Adudlu Sakız 10 bit göndermiş toplamda. Çok teşekkür ederim canım. Yavuz 10 bit göndermiş. Sanaliti taktır boyu eskinin para cebine kalsın demiş. Mustafa 1 TL göndermiş. Ne demek, Uskuca Reis hayırlısıyla gidip gel demiş. Okun mu? Sikerim, bana ne, arabası güzelmiş. Bence de. Şu an var ya, kılığımız değişik olsa onu takip edip arabasını çalmak çok mantıklı olur. Ben maskeliyim. Arabalarımızı gördü artık.
plastik oğlum, plastik mermi de çok sıkıntılı bu arada, biliyor musunuz? Ne çok sıkıntılı. Samantha kim ya? Ha, Emma'nın şeyi mi o? Ben bilmiyorum. Böyle yerlerden çıkmayı. Seni online sete bakmasan bayağı esirebiliyorsun. Ya, polis bir şey bırakmaz böyle bir durumda. Tamam, beni polis olarak şey yap, kaç bakayım. İyi de o araba çok hızlı. Öyle düşünelim. Arabalarım. Hiçbir şekilde kurtulamazsın. Ekran kartı donate barımız mı? Drop mu var ya? Ve polis arabası bundan çok daha hızlı, haberin olsun. Şu anda diğer ekipler de geldi. Kasıyor gibi mi? Al 60 sabit FPS'te oynuyorum. Niye öyle ki? Bir dakika, FPS yüksek olunca mı öyle oldu? 5000 bitrate veriyorum. Yani bu arabayla bile beni kaybettiremiyorsan şey yapın bir, F5'liğin abi. Alsana. Allah Allah. Çocuğu kolumu niye kesiyorsun? Aa! Yardım seni. Yardım ver. Başım dönüyor başım. Orospu çocuğu. Aa! Kolumu kesti. Tamam dur. Hallederiz. Hallederiz. Uf. Al şu arabayı siktirin gidin. Aa! Tamam ben seni şey yapayım dur. Şu hastaneye bir gidelim. Burası bir kapanırsa. Ben götüreceğim seni. Uzat kolunu uzat. Orospu çocuğu. Enfeksiyon kapacaksın, enfeksiyon. Kötümü sikeyim seni. Al şu arabayı siktir git. Sen şu yan koltuğa tutturdu onu. Çek bakayım. Sen hastaneye gelme. Sen gelme sen. Ha, sen siz mi gidiyorsunuz? Yenge senin götürmen lazım. Evet sen yakalırsın. Uff. Ben seni tutayım şuraya. Aptal çocuk ya. Ses var. Ha. Sür yenge sür. Burası virüs kapar. Vur ya. Aa. Ulan şap diye kesti ya. Yenge? Efendim? İyi misin? Aa! Dur yetiştireceğim seni dur. Yok bir dakika. Hadi. Yenge sen bir beni indir. Dur.
Hayır, orada mı kaldı o? Araba nerede? Dur dur, sen şey yapma, senin başın dönüyor. Her şey kontrolüm altında, bekle. Tamam. Değil, her şey kontrolüm altında değil. Nereden bulacağız bunu? Ya bu birisi ölünce çok bağlı olmaya başladı bu muhabbet ya. Dur bakayım. Bilmiyorum arkadaşlar ne yeni yapacağım. Neredeydi? Şu tarafta mıydı? Burada değil miydi? Şu taraf mı? Yoksa öbür taraf mı? Ya Onur nerede ya? Onur diyorum, bak Onur nereden çıktı, Deniz nerede? Ha. Görüyorum. Ha tamam. Bug olmuş bak, tamamdır. Ya o bug çok fena ya. Ya sorgulamayın, yok bir şey. Sorgulamayın. Sorgulamayın. Yeni. Aa! Konuş benimle. Yenge. Evet, hastaneye gidene kadar konuş benimle. Götür beni. Götürüyorum, şarkı söylesene bana. Yok yok, şu an bir şey olmaz. Ha. Hah, yetiştik. Virüs kapacak ya. Dur kapmaz. Doktor. Doktorum mu? Yalnız. Evet, karakol önünde nöbet tuttukları için genelde. Neyse. Doktor bey merhabalar. İlgilenebilir misiniz acaba? Kolumda ufak bir çizik oldu. Benim kol kaldı böyle. Yani bekliyorum ben. Çizik. Ufak bir çizik oldu. Reis, yani arkadaşlar. Bir saniye. Neyi başaramadık ya? Neyi başaramadık lan? Ne oldu lan? G
Jeremy'in zaman akıp gidiyor mu demiş. 3. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Shadow olan 10 bit göndermiş. Ne dalgasal bu, ciddiyim ya demiş. Shadow'un 10 bit daha göndermiş. Chat'a bakmasan sürebiliyorsun yani demiş. Çok teşekkür ederim. Exos 1 bit göndermiş. Kaç bitret veriyorsun abla yenir? 5000 bitret veriyorum. İnşallah taşınırsam, ev bulursam arkadaşlar daha fazla bitret verebileceğim. Yani altyapılı bir şey bulabilirsem. Neyi başaramadık lan? Ben... Param yok lan. Doğru diyorum. Ben de bir dizlerime baktım. Selam doktor. Cem'de bir... Var mı başka doktor? Bir dakika. Bir dakika lan, şey yok. Ben şeyin sesini duydum. 510'a vereceğimize. Yok. Ya Şefikcan tarafında altyapıda sorun yok da abi. 2000-2100 liraya ev var. Ne yapacağım o kadar evi ya? 4+1 bulamıyorum. Valla bulursanız Discord'dan atın abi şeylere. Modlara iletsinler bana. Kamera gelmişken görünelim. Doktor bey, benim de bacağıma bakarsanız sevinirim. Geçti mi? Mikrop kapmaz değil mi? Ölmem. Tamam. Teşekkür ederim. Yakamayan tarafı. Ya Cenk, şimdi mi yoksun ya? İyi misin? İyiyim ya. Şey yaptılar. İyi, hadi gidelim. Hadi teşekkürler gidelim. Doktor bey. Ben de dizimi gösterdim bir. Geliyor değil mi? Geçmiş olsun. Şüphelerim. Salak ya. Kullanamıyorsan niye savuruyorsun o bıçağı? Orospu çocuğu Cenk. Kullanabilecek gibi misin? Sürerim ya, bir şey yok. Küçük bir çizik. Benim yok yok. Neredesiniz? Canım fullenmiyor. Böyle. Neredesiniz? Sana bir şey soracağım. Efendim? Şu bir tane birisini araştırıyordunuz, bulabildiniz mi? Kimi? Onur Pezevengi, beni vuran. Ha, birkaç duyum aldım. Ne duyumu? Ya, duyum aldım dediğim şeyi de gördüm geçen. Nerede? Karakolda. Değil misin? Aha. Bir teslim mi oldu ki? Bilmiyorum, kavga ediyordu, tartışıyordu polislerle. Yok, olmuyor. Değişik bir eleman ya, gözü kara gibi. Yok ya, cahil cesareti var onda. Ben sana bir şey mi söyleyeyim? Bak yüzüne karşı höt de Kerem abi tamam diyor, susuyor, sen arkanda giderken çocuğu diyor. Allah Allah. Evet evet, öyle bir tip. Piçe bak sen. Abi drop. Geldik. Neredesiniz? Sabredin arkadaşlar. Kapatacağım birazdan. Duruyorum bunu çekmişsin. Ha, bu da burada mı duracak? Belki gerekir diye aldım işte. Puan kasılmıyor mu? Neden puan kasılmıyor? Yok şey gözüm batırım sarıya geçtiğinde. Yok ya. Puan kasılıyor herhalde ya.
Niye kasılmıyoruz? Ha şey düşürdüler evet. Planımızı tamamlayalım çıkalım buradan şimdi. Birileri falan filan gelir boşuna evet. Riske girmeyelim. Şimdi en son neye karar verdin? 6 gündür 7 gündür almıyorum. Ya ben diyorum ki bak. Gir. Takoyu da biri alsın. O zaman şöyle yapacağız bak. Takoyu sola saklayacağız. Gelin buraya. Ya sol 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 sol. İçerideyiz yine o az önce arabayı çıkaracağımız yer var ya. Gel 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 gel. Tako nerede? Bak bu araba burada duracak. Takoyu da tam şeyi çek. Takoyu da tam... Telsiz neydi? 26-36 idi herhalde. Bak takoyu getir. Takoyu getir. Takoyu buraya getir. Şu arabayı çek AJ. Çekiyorum. Takoyu tam şuraya sıfır çek. Yok önü dönecek. Sen in ben yapayım mı? Tam şu şeyi. Ulan ben ezileceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Görürler mi? Yani göreceklerine inanmıyorum. Bence gelip. Yani... şimdi odaklı gidecek, şimdi odaklı gidecekler için görmezler. Şu tarafa doğru evet. Gidecekler çünkü. İşte biz de direkt kaçıp buraya geleceğiz. Var var. Tako bak şimdi gelin ilk Tako çıkacak. Hepimiz geldik tamam mı? Tako çıkacak. Şimdi bekle çık dedim mi çık. Sen çık şimdiden o sağ taraftaki yolu kapat. Orayı kapatabiliyor musun? İleri doğru giderim. Korunlama giderim ama ben yakalanırım mesela. Yok bize doğru olması lazım onun. Yok Tako saçma ya bizim Tako'luk işimiz yok bence ya. Gidiyorum. Çaycı bir yazsana bana ya da modlardan biri drop var mı yayında? Konuş diyor her 160p izliyor. Pikselleşiyor. Para versene. Veriyorum. Yok lan drop mu? Yeter mi bu? Yetmedi. Abla sende para var mı? Var var gel. Nasıl yetmedi ya? $300 verdim. Ah. Ya arkadaşlar bu arada olabilir. Biliyorsunuz Superbox kullanıyorum. Dalgalı. Taşınacağım inşallah. Altyapısı olan bir yer bulabilirsem fiyatı uygun. Taşınacağız. Bakarız. Yani özür dilerim varsa da. Kusura bakmayın. Peki oradan ilk yaptığımız gibi mi kaçıyorum? Bence onu tekrarını zaten bir daha yaparız da. Bence en iyisi böyle bak oradan çıktık ya. Hı hı. Buraya geldik. Hatta buraya bir de gelmemize gerek yok. Şuradan giriş var. Bak şuradan girişimiz var. Yani buraya geldiğimiz an şu hareketi yapabiliyoruz. Bak buraya geldim. Tamam hı hı. Dön. Zaten şu yukarıdan geliyoruz biz. Tamam. Yukarıdan geleceğiz. Dümdüz basacağız. Buraya geleceğiz. Ondan sonra buradan hemen şöyle döneceğiz. Şuradan şöyle pat diye bir koyacağız.
bu arabayla çıkmayacağım. Şöyle at çıkarım ya biraz bence. Fazla zorlamaz gibi bu arabayı. Bak buraya geldik. Şöyle duracağım. Geldim, hemen durduracağım. Kemerleri çıkarın diyeceğiz zaten. Red Bull için diyeceğiz. At hop diyeceğiz. Buradan. Buradan arabaya bindiğimiz gibi dümdüz şuradan tren yoluna. Şuradan gideceğiz. Oradan da oradan gitmek daha sağlıklı bence. Bu şeydeyiz, telden atladığımız yerdeyiz. Hani göstermiştim ya tren yolunun orası. Hatta evet. Şimdi burada iki şansımız var. Şuraya gidersek hızlıca yetişebilirler. Ama şuradan direkt gidersek belki yetişemezler. Ya ben diyorum ki buraya çıktık ya. Bence araba terse baksın, şuradan direkt ara yollardan uzayalım gidelim. Ne diyorsunuz? Bence de. Buradan nereye çıkıyor? Bir in bakayım. Buradan tren yoluna gidiyor düz gidersen. Buradan şeye gidiyor hatta, bu alt metro yerleri var ya, metroya gidiyor. Direkt metrodan da çıkıp kendi arabamızı metronun otoparkına bırakıp metroya da binebiliriz. Ya oradan oraya çıkmak çok saçma olur. Direkt çünkü düz gidip sağa dönüyor. Aslında çok ağırdı. Öbür tarafta direkt dönebilirler işte. Bilmiyorum. Parçalama. Oo bir düşünsenize bak, parçalamada bu kadar şey yapıyoruz. Yani direkt tren yolundan... Plan yapıyoruz, siz de soygunları düşünüyorsunuz. Evet. Tren yolundan metrolara gidip ikinci, üçüncü metro durağında da inebiliriz bak, onu da unutmayın. Abi siz plan yapana kadar... koyarız ne, kim görecek? Bak, ben de bu arabayı buraya getiriyorum, yenge gelsene. Roh, yani bilmem bir şey ya. Ya bu taraftan girersek çok yüksek bir arabaya ihtiyacımız yok, dört kapılı bir araba olsun yeter. Buradan terse gitmek saçma çünkü böyle gelirler harbiden, onu yanlış düşündük. Ya bizim direkt oradan bastığımız an dümdüz tren yoluna gitmemiz lazım. Bak atladık değil mi bak, atladık, atladığımız gibi bindik gelin. Şimdi bak buradan dümdüz gittiğimiz an, burada tabii son gaz basacağız. Çünkü onlar yetişemeden bizim gitmemiz lazım. Buradan şöyle gidiyoruz. Buradan fake de atabiliriz ha. Arkamızdan oradan gidiyor abi. Git tren yoluna gidelim direkt. Yok burada yetişemezler ya. Orada o fake attıktan sonra yetişebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü ne yöne gideceğimizi bile bilmiyorlar. Bir de inecekler de motoru çalıştıracaklar da. Bak. Sorgulama. Şöyle diyeyim. Bence buradan da çıkabiliriz. Bence bir ilerden de çıkabiliriz. Ne diyorsun? Bir ilerisi daha mantıklı olmaz mı? Bence bir ilerisi daha mantıklı. Son gaz basacağız, bir ileriden çıkacağız. Niye bu topa girmiyoruz onu anlamadım. Ama işte en uzak çıkışa gidersek, öyle düşün, en uzak çıkışa kadar... tutmaya da gidebilir. Peki sen polis olsa en uzağa mı gidersin, en yakına mı? Ya bak bastık gaza geldik tamam mı arabayla? Son gaz geliyoruz. Yetişemezler oğlum. Ne kadar farklı olduğunu biliyor musun? Ana yoldan gelmeli buraya gelmeli. Fikir veriyoruz değil. Nereden gideceğimizi bilmiyor. Ne fikri? Şu an haritada neredeyiz biliyorsun değil mi? Yani onlar buraya gelene kadar biz kaç dakika önce gelmiş olacağız buralara. Bir de tahmin etmiyorlar hangisinden çıkacağımızı bilemezler ki. Bence yine de gerek yok. Biz zaten o tren yolunda geçiş kısmında atlatmış olacağız polis. Tamam atlattıktan sonra ne yapalım onu söyle. Oradan yola çıkış var. Yola çıkıştan direkt yukarı kaçacağız. Oradan yola çıkamayız. Polis döndüğü gibi uçu gibi oraya gelir. Valla bence dört dörtlük plan ama yani. Valla güzel plan bu arada. Aynen bayağı bildiğin soygun planı gibi.
Bu arada buradan bir sürü çıkış var biliyorsun değil mi? O sağdan aşağı indiğimizde daha güzel yerler de var. Yani nereden gideceğimizi bilemez. Buradan bile indik sanabilir. Üf ya, buralar var ya tam şeylik yerler ha. Bir de hiçbir durakta bekleyemez. Her durakta beklemesi ona artı zaman kaybı. Ha sen bu yolu diyorsun. Buradan da kırmızı otoparktan vur ileriye. Deneyelim mi bir? Ben oradan atlamış gibi yapacağım, sen de arabana döneceksin, tamam mı? Gel. Gel. Ulan hani 700 abonemiz vardı. Sen şu soldan aşağı gir, o şey atladığımız yola. O hemen solda o çitte. Hayır, hurdayı falan bırak. Hepsi gel buraya, zaten takip olduğu zaman gelecekler. Anlatıyorum sana. Şimdi sen buradan zaten arkandaki adamı atlatıyorsun. Burada sağdaki adamın hiçbir olayı kalmıyor ya senin adına. Tamam, onu deneyelim tamam. Diyorum. Adam nereye gidiyor? O adam oradan geri dönüp, yani mümkün değil zaten. Buraya çıkmaz belki adam. Sağdan dönüp dümdüz giderse yetişebiliyor mu, ona bakacağım. Çok fenadır o. Anladın mı? Dönerse yetişebilir çünkü bizim oraya geçtiğimizi. Dene görelim. Bende düşüş yok gibi görünüyor. Hatta oyun... Geç hani, tamam. Oradan ters çevir başla şimdi. Aynı anda çıkalım, tamam mı? Az geri kaldı, geri çıkacaksın sen. Ya. Tamam geri geri çık. Tamam biz de bindik. Arabaya bindik. Şu an basıyoruz. Hazır mısın? Soygun. 1, 2, 3. Şimdi oradan yukarıya mı gelir buradan sence? Buradan çıksak bak. Bak işte. Buradan çıktığımızdan görecek bizi. Evet evet, çünkü buradan gelecek. İşte bunu diyorum. Buradan gelirsen göreceğim bizi. Aşağı mantıklı. Akıl edemez değil. Oradan ya sola gidecek ya sağa gidecek. İki seçeneği var. Ne tarafa gittiğimizde görecekler. Anladın mı? Adamın tek seçeneği buradan buraya girmek olacak. O adamın arabası senin arabandan katlarca hızlı. Bunu da unutma. Yani senin arabanın ikiye katlar belki kalkışı. Metroya girmenin de bundan bir farkı yok. Adam seni girerken görür ki aynı hızda. Metroya hayır. Metroya girip girmediğimizi göremeyecek hiçbir zaman. Yok biz çoktan gitmiştik. Geri döndüm ben drop. Ne zaman geliyordu. Ha yok, drop diyenler gitsin. Tamam drop falan. Hayır, yok. Geçmiyoruz işte. Tam sıra baştan döndüğüm bizi görüyorsun. Demiş. Ya bana fark etmez. Sonra abi geldiğinde karar veririm buna işte. İki yoldan da kaçabiliriz. Burada ineriz de çıkarız. Tamam, yandan çıkarız. Ya da böyle bir yere geleceğiz. Arabanın üstüne yapacağız yani. Ya da böyle yapacağız. Buraya geleceğiz. Burada araba bekleyecek bizi. Basacağız gaza. Ama her yerde olur. Araba bekliyor. Nerede? Orada bir araba bekliyor, burada bir araba bekliyor. Buraya gelmezler bence. Hayır, bizim arabalar bekliyor diyor. Hı-hı. Bizden 3 tane adam beklemiş olduk senaryoda. 3 tane değil ya. İlk baştaki planı buna da çevirebiliriz diyorum. Anladın mı? Yani direkt planımızı da bu yapabiliriz. Anlamadınız mı? Tren yolu anladım. Tren yolu iptal ediyorsun. Aynen. Buradan çıkar bence bu araba ya. Allah Allah.
Zorlama zorlama, ne yapıyorsun? Şuradan çıkarız ya. Böyle biraz yanlış. Bir dakika. Daha güzel işte, polisler de çıkamayacak. Ay. Biraz sürttük gibi ya. Orada içim cız etti. Bakayım bir. AJ nerede? AJ? Kusura bakma yenge. Yok yok, olsun. Yani bilmiyorum, böyle bir plan da yapabiliriz. Yani sizin belirlemeniz önemli. Ben sana şöyle söyleyeyim, sarıya sunalım. Hangisi aklına yeterse. Tamam. Ama biz buradan çıkarken zorlanıyorsak onlar da çıkarken zorlanacaklar. Dönüşleri zor olacaklar. Bu güzel bu arada. Az önce girdiğimiz yer. Yenge, param var mı? Bakayım cebime. 299 dolarım var. Kaç? 299. 100 versen yaptırabilirim. Ah. Yok şey, bir 100 daha lazım. 99 bile varsa olur. Bende var, dur geleceğim. Tamam, hallettim. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Tam kuyumcu planı sormadık ha. O zaman şöyle yapıyoruz. 3 kişi paketliyor. Hı hı. Ondan sonra devam. İçeriden çıktıktan sonrası kolay gibi. Ama yolları iyi ezberlemek lazım, arabayı sürecek olan kişiye. Dur. Biraz ele kırız. Çarpacağım yoksa. Hala soygun parası. Nereye? FPS'im düşük değil la bu arada. FPS'im ya, bu arada belki ilk başta bile atlatabiliriz onlar görmeden ya. Hiç belli olmaz. Buradaki gözcüğümüz önemli. İşte buradaki gözcü nerede duracak? Ben size bir şey diyeyim mi? Bence gözcüğü nasıl yapalım biliyor musunuz? Nasıl? Aa, bence gözcü şurada şarap içsin ya. Burada ya arabamız. Gözcü şurada otursun, şarabını içsin. Şurada otursun. Gözcüğü yalnız girerken görürlerse almasınlar. Buraların evsizleri mevsizleri yok mu ya? İşte onu diyorum, birimiz bence taklidine girsin. Şarapçı tipine girsin. Evsiz bulamayız ya. Öyle yapıyoruz o zaman. Bir kişi burada bu arabayı kontrol edecek. 4 kişi arabayı parçalayacak. Tamam mı? 4 kişi arabayı parçalayacak. Bir kişi burayı kontrol edecek. Ondan sonra çıktığımız zaman da orada bir arabada bir kişi bekleyecek. Plan bu kadar. Daha ne yapalım? Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman fazla kişilikli bir araba bulmamız lazım. 5 kişi buradan nasıl çıkacak? 5 kişi çıkmayacak. Şarapçı hep burada duracak. Ha. Bu bile. Şu an drop var. Bence öyle olsun. Şu an drop'um var. Yok, şarapçı burada durursa olmaz mı? Evsiz alkolik bir şey. Bak ben sana diyorum, şarapçı hep burada dursun. Otursun. Şüpheli gibi dursun. Şu an drop'um çok fazla. Yok, şu an var. Şu burada an. Burada dursun ki şu arabayı çalmasınlar, onu da görsün. Çok düştü. Ya da bizim arabalarımızla yapamayız çünkü bunu, yani ifşa olur direkt. Öyle olabilir. Efendim AJ? Burada. Çok fazla hediye abonelik vardı o yüzden. O araba parçalama yeri mi? 26-36. Efendim. Yani sizin bileceğiniz iş. Ne yapalım? Köprü altı falan gezelim. Ya bulamayız, bulamayız. Olmaz o. Kane olmaz, haberin olsun. Geliyor.
Ay ay. Gamer kaseri etiyen bir sene yapıyoruz. Bir sene bir ay sonra abone olmuşsun. Devam ediyoruz. Videonun sayesinde tanımıştım. Şimdi sayesinde tekrar izlemeye başladım. Ben biliyorum. Yenge sen ne düşünüyorsun? Buradaki yenge. Şeyden sonra... Buradan çıktıktan sonra ben ikinci planı daha çok sevdim bu arada. Havuz gibi bir yere girdik ya az önce. Orası da mantıklı. Orası güzel. Evet de dur bir dakika. AJ ne diyorsun? Plan hangisi olsun sence? Gel göstereyim sana da. İki tane plan var. Gel bir bak fikir ver. Şimdi bak arabamızı aldık çıktık buradan gidiyoruz. Dümdüz. Hiç şaşmıyorsun. Direkt dümdüz. Gamer tekrar hoş geldin canım. Dümdüz gel aramıza. gel. Tüm yayınlarda var abi. Buradan geliyorsun. Biraz sonra az sakin olun. Sağa dön, sağa dön. Az sonra kapatacağım. Abi okey, benle ilgili ya. Değil de yani hani darladınız hani drop var abi okey yani. Hatta bence şöyle yapalım, gel bir daha gelsenize. Bir şey olmamıştır Kane ya. Ne kazası, ne yaptı? Neyse Kane biliyor planı, o halleder işini. Gel. Hatta ilk başta buradan dümdüz geldik ya, şuradan şöyle yapıyoruz. Şuradan giriyoruz ki oradaki tren yolumuzu görmesinler. Buradan geldik ya. Buradan geldiğin gibi şuradan sola kırıyorsun. Böyle geliyorsun. Ondan sonra buradan da şöyle döndüğümüz gibi giriyoruz hemen. Zaten araç bizim olmayınca hayvan gibi girebiliriz. Aynen. Bir sıkıntı yok. Evet, hayvan gibi giriyoruz. Kanka zaten oradan yürüyüp kaçacağız. Bizim ne derdimiz var başkan? Ne plan yapacağız içeride? İçerideki planımız hazır işte. Okey abi açın chat'i.